Şimdi genel durum nasıl? Her şey yok. Genel durum gayet iyi. Kısa bir şeyle kızışma durumu da yok gibi. Şu an o şeye kızgınlık davranışı göstermiyor. Yok, hayır. Öyle bir şey de göstermiyor gibi. Asıl benim için önemli soru şu. Karma aşıdan sonra, yaklaşık 20 gün önce yaptık evet. Ya. Karma aşıdan sonra halsizlik yaşadı mı? Yok, hiç. İştahsızlık, hiç. Halsizlik. Hatta sıfır. Ben o gün bile yaşar diye bekliyorum. Çünkü ben daha önce yaptırdım karma aşı başka. Akşamına bir halsizlik yaşatıyor. Onu bile yapmadım neredeyse ya. Süper, tamam. Çok güzel o zaman. Tamam. O zaman biz şimdi içeri geçiyoruz. Tamam. Şimdi önce kan alacağız. Kan sonucunu zaten 5 dakikada çıkacak o. Tamam. Kan sonucunu göreceğiz. Her şey yolundaysa operasyona geçeceğiz. Tamam. Ben sizi uğurlayacağım. Form alacağız vesaire. Eğer bir şey çıkarsa zaten üstüne konuşuyor olacağız o zaman. Tamam. İnşallah da çıkmaz. Hayır. Ve selam. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Bugün akşam nasılsınız? Bugün günlerden cuma. İçinizde o cuma coşkusu var mı? Sanki böyle yarın... Oğlum ne ters yaşıyoruz lan? Millet cuma coşkusu yaşar. Aman yarın izne çıkacağız, tatil yapacağız, iki gün kafayı dinleyeceğiz ki dinleyemeyeceksiniz, üzgünüm. Dinleyeceğiz diye. Biz mesaiyi yeni başlatıyoruz cuma sabahı. Neden? Çünkü çarşamba perşembe kapatıyoruz. Neden? Çünkü herkes gider Mersin'e, biz gider tersine. Bugün Luna'nın kısırlaştırma operasyonu var. Dedim ki bugün akşam neden size ben onu izletmeyeyim ki? Neden Luna'nın böylesine güzel, hayatında bir kere yaşayacağı güzel bir anıyı sizlerle beraber paylaşmayalım ki? Bebişim! Hani bu anı paylaşmak istemişsin ya. Evet. Luna'ya hiç sordun mu onu istiyor mu? Luna! Düşünsene ya, böyle bir kötü anı belki olur. Belki değil, öyle. Bütün cümle alem görüyor falan. Çok nefes nefese canım ya. Ulan ben bile nefes nefese kalırım şunun içinde. Allah'ım. Şurası var ya bak. Hı. Önceden ısıtılmış fırın gibi. Ya sevmiyorum bu baksana. Bunlardan anmayın ya. Vallahi. Çocuk çok rahatsız oluyor. Bir de yeni olan baksalarda bunların aynılarında yeni olanlarında şey oluyor. Muşamba kokuyor. Hmm. Böyle sıcaksa erimiş kimyasal gibi. Kimyasal kokuyor böyle. Kimyasal. Petrol kokuyor. Ha. Zaten onlardan yapılıyor biliyorum. Şu çocuğun ucuna. Sakin ha. Karakteri de güzel bir çocuk. Artık böyle bağıracağım. Ses kontrol bir. Sevginin sesi mikrofonda çıkmıyor. Mikrofon -20 desibelde. Ya ben sakin, sessiz bir insanım. Ne yani ben bağırtlak bir insan mıyım? Evet. Çok kıl döküyor evet. Baştan beri de döküyor ama şey... Dur bir şey diyeceğim. Asay bir şey değil mi? Burçin'in arkadaşı. Ha? Ha. Burçin'e aa, selam. Aa, Burçin selam. Burçin beni izliyor mu buradan şey yapmış olayım dur test et. Burçin işi başından aşkındır aşkım. Tabii canım. Patolojideki bütün şeyler. Tabii canım. Öğrencilerle. Bütün akademisyenlerimizin işi başından aşkın. Allah sabır versin onlara. Ben dalga geçmiyorum. Ben ciddiyim. Burçin sever çalışmayı biliyorsun. Tabii canım. Akademisyenlerimizi çok severiz. Bir akademisyenler bir memurlar. Şu an genel durumu iyi. Direkt kana geçebiliriz. Kalpatılık. Bir steteskopu da alayım. Neden havasız burası? Hemen da klimasını açar mısınız? Hayır korkuyorum da yine sistem atar diye. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kızgınlık falan var mı Dürü? Yok. Hayır. Bana ilk geldiğinde biraz kayın. Bana ilk geldiğinde kızgınlıktaydı. Bayağı kızgınlıktaydı. Bir şey diyeyim mi? Şaşmıyor. Ne zaman ben kızgınlık şeyini görsem o çocukta gerçekten belirtiler başlamış oluyor. Belirtiler neler? Mesela ilk kesi atıyoruz ya. İlk kesi attığımızda kanamalı bir görüntü. Sonra rahmi tuttuğumuzda ovaryum ulaş kanlanmış. Ve benim çalışma alanımı zorlayan unsurlar bunlar. Şekillendirebiliyor. Sonra hastanın yemesi bir tık daha geç geliyor. Onun için kızgınlık. Buradan bütün kedilere sesleniyoruz. Kızgınlığa girmeyin. Oha! Tam damara sapladım da ondan. Bas ya. Lan kanını boşalttı kadın ya lan. Abav! Oy! Şimdi bunu yapan birazdan ne yapmaz diyor. Kan alan ellerin dert görmesin sevgi. Annem yok. Ses çıkartmayacak. Ben senin veterinerinim. Veterinerden kavga olmaz. Sana birisi duydun yorum mu yazdı demiştim. Ne yazmış? Ne yazmış? Tecavüzcü coşkunu. Adam tecavüzcü coşkunun veteriner kılığına girmiş hali gibi. Kedin ısırılmadık yerini bırakmadı. Ay çok güldüm ya. Ben gidiyorum. Kanal. Dur bebeğim dur. Nereye gidiyorsun? Bitti. Bak mama da veremiyorum sana.
Kısırlaştırmadan 12 saat önce, bütün operasyonlardan 12 saat önce önünden mamayı ve suyu almak zorundasınız. Ama yazın göbeğinde olduğumuz için ve su söz konusu bir tık daha hani sıkıntı yaratmadığı için mideden çok hızlı çıkıyor. Ya şöyle sahnede durur musun? Seninle konuşmak istiyorum. Suyu kaldıramayabilirsiniz. En azından sabah kaldırırsınız mesela. Ama mamayı geceden önünden kaldırmak zorundasınız. Operasyonu iptal eden ilk sebep. Hadi gidiyoruz. 3.1. Hadi geçeceğim mi? Şuraya bak. Ben de Seyda abla yeteyim dedim. Şuraya. Şöyle. Aşkım şu örtüyü çıkarsak mı? Şöyle lan şöyle. Babası da battaniye koymuş altına. Ha yazın bunları koymayın ya. Daha da terliyor. Şey gibi, hamam gibi, sauna gibi oluyor. Şey en mantık. Bildiğin yüz havlusu. Anam babam. Hem işerse su içecek. 3.1 kilogram. Her şey yolunda. Muayene de yolunda. Anamnez de yolunda. Karmaşı sonrası hiç halsizleşmiyor. Çocuk ilk bana geldiğinde bu arada Almanya'da sahibi terk mi etmiş, Almanya'ya mı kaçmış falan filan öyle bir şey vardı. Ya da belki de Almanya seyahate günahını da almayak. Ondan sonra çocuk ilk geldiğinde karması yoktu, iç dışı yoktu, kısırlaştırmaya gelmişti ve kızgınlıktaydı. Operasyona girmesi için de kızgınlıktan çıkması beklenmeli. İç dış parazitinin yapılması gerekiyor ve karmasının yapılması gerekiyor. Mevzu bu. Şimdi burada kan sonucunu ekliyoruz. Ben sizi niye getirdim buraya? Bursa'dan bir konuğumuz var. Baron geldi, Bursa'nın kedi baronu. Aşkısı. Boncuk boncuk top bırakmışsın yine bana. Maşallah ne güzel mama yiyorsun lan. Ne koyduysam tüketmişsin. Aa. Aa. Oğlum kızlarla anlaşıyorsun. Benle niye anlaşmıyorsun? Manyağa bak. Mama getireyim bak gel. Ben seninle anlaşmanın yolunu biliyorum. Afiyet olsun. Kedisi olan arkadaşlarınızın evine gidebilir. Giderken alacağınız en iyi hediyeyi söylüyorum size. Malt pasta. Hem sağlığı için hem de onunla anlaşabilirsiniz. Hele mesela kız arkadaşınızın kedisi vardır. Oğlum kaleyi içten fethedin. Gidin kedisini tavlayın önce. Ay kedimle anlaşan erkek benimle çok daha iyi anlaşır der kızlar. Kedi sahibi kızlar. Aa bu arada maması değmişti. Sabah mamayı yeni ben koydum. Ha bu yeni mi koydun evet. Bir de? Oha. Dün ben çok koymuştum önüne. Evet sabah hiç yoktu ben koydum. İyi süper çok sevindim. Daha da iyi bu. Bugün gelebilir belki. Dün akşam aradı sahibi. Yasemin mi? Neslihan. Neydi? Asuman. Yaptım. İç dışı yapmadım. İç dışı yapalım. Bir de röntgen çekeceğiz. Bu çocuk Bursa'dan geldi. Sahibi Bursa'dan Ankara'ya bir sebeple geldi. Kısırlaştırma operasyonu için de burada yapılmasını istemiş. Velhasıl geldi. Operasyon oldu. Biz de buradaki kapalı kulübe boxların içerisinde bizim pansiyon tarafımız var ya durması gerek yok dedik. Böyle yerde dursun. Açık havada dursun. Daha güzel olur dedik. O da böyle duruyor. Alıştık bayağı. Turp gibi maşallah. Luna operasyonu alınıyor. Aldınızı. Konu motora mı geldi? Ya ben hevesim kaçtı artık. Hayırlısı buymuş diyelim belki de ya. Yani. Tabii bu da şey avutusu oluyor. Vallahi öyle avut artık ya. Olsun. Şimdi kan sonucumuz çıktı. Her şey yolunda. Şöyle size de tarif edeyim. BBC dediğimiz rakam beyaz kan hücreleri bağışıklık sistemini gösteriyor. 5.5'un altında olsaydı. Şimdi buradaki grafikte benim asıl yorumladığım grafik tarafı şu. Yani aynısı çıktı zaten. Tamamen sağlıklı kedi grafiği. Okay. Operasyona girebiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Operasyon, Sevgi ablası yapacak operasyonu. Yaklaşık birkaç saat sonra girmiş çıkmış bile olabilir. Tamam. Çıktıktan sonra telefon açacak size. Tamam. Durum şu. İşte operasyonda şu gelişti, bu durumda şekillendi diye anlatacak genel tamam. Durumunu. Çocuk sonra yoğun bakıma alınacak. Zaten operasyonun başından itibaren bir damar yolu açılacak. Damar yolundan giden serum akşama kadar neredeyse cihaza bağlı bir şekilde gidecek yoğun bakımda. Zaten gaz anestezisiyle girip çıktığımız için gaz anestezisi zaten 5 dakika sonra bedenden neredeyse uzaklaşıyor tamamen. Çocuk aslında uyanıyor tamamen. Ama taburcu edilebilir halde olması için biz hocam ben zaten geç etkilerin hepsi atılsın işte. Arkadaşlarla da konuştum. Biraz geç gelmekte bugün. Çok yoruldum. 6.30'da falan gelecek. Uygun. 7'ye kadar biz buradayız. Tamam. 6.30'da gelirseniz de işte 10 dakika falan taburcu etme süremiz oluyor. Tamam. Tabii. Tamam. Kalan bütün her şeyi de neyle besleyeceğiz, nasıl yapacağız vesairesi onların hepsini de ya ben ya Sevgi ablası. Konuşacak mı?
Hayır. Yakalık yok, bandaj yok, dikiş alımı yok, sizin yapacağınız bir pansuman yok. Yapacağınız şey zaten estetik dikişle kapatılıyor. Yani sevgi ablasının serçe parmağı artık içeriye girmiyor. Öyle söyleyeyim. O kadar küçük bir kesi olduğu için. Estetik dikişle kapatıyor. Bir de şey, doku yapıştırıcısı da kullanıyor üstüne. Çocuk istediği kadar yalayabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok böyle ekstrem, bazı manyaklar çıkmıyor değil. Böyle örnek veriyorum, 2 gün sonra günde bir geleceksiniz çünkü. Siz günde bir geldiğinizde, biz her geldiğinizde bölgeyi kontrol edeceğiz ya. Aha. Bölgede örnek veriyorum, absürt bir gerçekten yalamış. Hani bazen o psikopatları da görüyoruz. O zaman şunu diyoruz, tamam bu çocuğa yakalıktır. Belki aylardır taktığımı hatırlamıyorum. Süper, tamam. Geçmiş olsun. Bu da sizde kalabilir. Tamam, sağ olun. Operasyonun girişinden çıkışına da her şeyini çekiyorum. Muhtemelen akşama izlersiniz. Ya ben yeni öğrendim biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Harbi mi? Verirken sizin YouTube kanalınız mı oldu? Doğru. Geçmiş olsun şimdi. Ya Allah'ım, işemiş ya, buraya. Kim işemiş? Ben işemedim. Sen işemezsin herhalde. Koca adamsın. Operasyonla alakalı da birçok şeyi duymuş oldunuz buradan. Haydi şimdi anesteziye alınış aşamasına ışınlanalım. Işınlanalım. Ne yapıyorsun? Yine o seksi. Seksi mi? Ayakları mı seksi, bunlar mı daha seksi? Nasıl huylu? Bir şey nasıl diyeyim mi Doruk? Klinik bile sıcak ya. Klimalı bir yerde tutmak lazım. Dün dediyken millet klimayı kapatmışlar. Klimayı kapatmışlar. Millet demiş bizim de çocuklar bayılmasın. Hadi klimalı gel. Kenara onu da. Dur şunu bir tekrar bakıyorum. Şurada 1 kiloydu. Açamazsın, buraya gelir misin? Bebeğim çok sıcak. Evet. Bu operasyon sonra yarı iyileşmeleri daha geç olur aslında. Tabii bizim için çok geçerli değil de. Alan küçük sonuçta ama. Hadi kaç. Ya manyak mısın oğlum? Kızılderili yerlileri gibi. Şimdi ağzını öpebiliyor muyum? Ha? Kedinin mi benim? Evet. Senin. Çok ayıp. Şurada çoluk çocuk var insan içinde. Buralarda koymazsın artık. Ses konuşma varsa koyun bırak arkadaş. Çok tatlı. Bunu seveceğim. Böyle manaklarına vurur. Benden bahsediyorum. Hekime şiddete karşıyız. 21 Ağustos'ta yine kapatıyoruz klinik. Neden? Bir gerizekalının iş başındaki bir veteriner hekime saldırması sonucu. Burada biz neden kapatıyoruz? Çünkü şekilde derdimizi anlatamıyoruz ülkeye. Yani yapabiliriz daha. Hani yazıyoruz, ediyoruz. Hayatınızda elinize sürdüğünüz her şeyde bizi verin. Giydiğin kazak rolü var. Bunu bil. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ama hal böyleyken sizin yani halkın... Neyse işte anladınız. O yüzden 21 Ağustos benim bildiğim kadarıyla ülke çapında. Ankara'da olabilir. Klinikler kapatılacak. Kıymet böyle anlaşılmaz biliyorum. Ama anlaşılmasının başka bir yolu da yok. O yüzden yapılması gereken şey buysa biz de yapacağız. Bilginiz olsun. Bir şey seni boğacağım. Ha, makarna salatasım neyim var? Ooo beni zengin. Bir şey ederiz. Merhabalar. Doğru hadi gel hadi. Gidiyorum içeri. Hayır bir yandan üzüm yeme derdinde ya. Açık mısın? Yani şunu bir yaptırak bu ameli işi gibi yemin ederim. Yatırmışsın bebeği. Oy benim ya yavrum. Güzel güzel duruyorsun. Çip takıldı bu arada bu çocuğa. Oy benim bebeğim. Soluk alışveriş güzel. Nefes evet. Güzel. Zan soluma geçiyor. Bayağı stresli. Bu neyi etkiliyor? Bu neyi etkiliyor? Değil mi? Anestezi indüksiyonu, anestezin oturmasını ciddi olarak etkiliyor. Kalple ilgili bir şeyden şüphelenmedik. Öyle bir... biliyorsun anestezi her zaman için bir risk. Ne yuvarlak konuştun ya. Nasıl konuşuyorsun? Siyasetçiler gibi. Doruk ben şeyi öğrendim. Sonunda her şey olabilir. Her şey hazırlıklı olur. Yani net böyle şeyler konuşmamak. Bu hastane lazım. Hekimi dili bu. Her şey hazırlıklı olur. Ama inşallah güzel bir şekilde atlatacağız canım. Kendimi biliyorum yani. Şükür. Kaçıncı operasyonumuzdur kim bilir? Kim bilir? Vallahi kim bilir? Sistem bilir. Binleri geçmişti. Bilmiyorum. Ben gidiyorum o zaman çocuğa bir yerine. Teşekkürler. Rica ediyorum. Sana ben kolay bir hazırlanayım, gelsin. Yıkanayım, giriyorum. Güle güle görüşürüz. Bir 15 dakika sonra uğrayın. Beni yalnız tamam, bırakmayın. Peki. Kendine iyi bak. Sağ ol sen de. Eda ablayım. Ablayım.
Eda abla mı geldi? Anlayın mı? Ha, Selam. Öyle mi? Ablamın geldiğinde Eda ablayı duyunca. Evet, ben de. Çocuğu mu getirdim? Hoş geldiniz. Merhabalar. Heyecanlısınız. Yüzünüzden okuyabiliyorum. Kan alınacak diye, değil mi? Yok, hiç korkmayın. Bebek çıkmış bile. Evet, geç kaldık. Anne, bıngıldağını yiyeyim. Şimdi kendine gelin. Bilik 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 bilik. 30 saniye bilik. Oldu, şey yapalım. Oy, hadi kalk yerine yat. Yerine yat. O hırçınlaşabilecek bir çocuk. İnşallah hırçınlaşmaz. Ama hırçınlaşacak bence. Şşt, ısırsana hadi, ısır ısır. Sen niye dinledin? Sıra çıkıyor. Hadi yat, pembeleşinceye kadar 180 derecelik fırında. Kızartıyoruz. Bak solunum hızlanmaya başladı. Bak bak bak, görüyor musun? Solunum geliyor. 5 dakika sonra kafayı kaldıracak. Şakayı durmaz. Rica ederim, ne demek? Doğru. Tosunu. Kamerayı aha dur. Koy. Gelin size uyandığı anı çekmiş olayım hadi. Şimdi burada birazdan kafayı göreceksin. İlk uyandığı an o sarhoşluk halini izleyin diye telefonu burada bırakıyorum. Buranın ışığı açık kalsın, tamam mı? Aklında olsun. Tamam ya. Şu an kamerayı kapatmıyorsun değil mi? Kim? Kamerada görünüyorsun sadece. Kuzum. Kendi mi yanıyorsun? Allah aşkına bütün Türkiye'nin şu anki hali. Yatış pozisyonuna bakar mısın? Bir pati, bir kuyruk, bir yer. Kesin suyun içinde. Kıyamam la. Bayıldı bebeler, bayıldı. Ne oldu kızım? Bebişim baba geldi. Gidiyoruz. Ponçikella, serumun da bıcımcığı kaldı, kolunu çeke, çeke, çeke. Serumun tümünü bitirttirmedin eşek. Bak yine işemiş, Sevda değiştirmiş. Kaçıncı örtü bak. Bak en sevdiğimiz kedi stili. Kapağı açık, yarım akıllı, hiç kaçayım diyor. Annem ben sana demedim yarım akıllı diye. Allah'ım nasıl üzüldün ha. Komşunun kedisine dedim ben. Bak şimdi delilikler, atraksiyonlar yok, tamam mı? Sakin sakin, damar yolunu çıkarttıracaksın. Bakabilir miyim bir operasyon al? Aynen bu kabuşunu yiyelim. Sevda Hanım! Gel bir oyala bu spayı. Ablacığım. Sevda 528 kere başına geldi. Bu ay. Konuda ne düşünüyorsun? Sevda'nın da taben diyor musun? Sevda geliyor bana şey, abi böyle yapıyor. Dedim hava sıcak, ben yapacağım, az kaldı, bebe ne yapsın? Bu arada yoğun bakım çalışmıyor ha. Ya çalışmıyordan kastım, sadece hava filtreleri çalışıyor. Isısını, ısıtma sistemini kapattık. Ne yapak, çocuğu buzdolabına mı koyak hava sıcak diye? O kulağını ısırırım senin, burnunu da yerim. Yazdım da görmedin herhalde abi, pazartesi ne yapıyoruz? Bana kapatıyoruz. Bir şey tamam, o zaman bu çocuğa pazartesi depo yapacaksınız, salı günü gelecek, he mi? Evet. Öyle olur. Şu surata bir bak, bak şipşak video. Bak bu videonun çekildiği saat 5, siz akşam 7-8 gibi bu videoyu izliyor oluyorsunuz. Ulan ne taze taze. Video atan YouTuber, bak kıymetimi bilin. Reaksiyon verin. Bayıldın. Hadi güle güle. Azat ettik seni. Gidebilirsin. Hadi gel. Bırak. Akıl edebiliyor musun yerine gitmeyi acaba? Ya oğlum kaç dakika tuttuk, kanamadı. Niye kanadı tekrar? Bekle, bu şekilde gönderemem seni. Bunu sen de biliyorsun. Kolun kanarken gönderilir mi eve? Baba demezler mi çocuğumun kolunu kesmişler, delmişler diye. Yok, gözünde bir sıkıntı yok. Halim yok, Doruk. Hayrana bir su verelim çocuğum. Tansiyonu düştü çocuğun. Hadi geç, şimdi geçebilir. Tamam git git, bir daha almayacağım git. Tam damlamamıştı zaten, kan tam gelmedi. Evet, ya ayışmak ne kelime. Birkaç saat sonra yatacaksınız zaten. Halini. Az önce şey bıraktı hareketi. Ha, yatıyor. Sevda bugün hiçbir güven problemi yok insanlara karşı. Çok hiç kimseye yani karşı bir güven problemi yok. Sevda zaten sadece ikide bir şey. Gelip gidip abla bir baksan mı? Niye bu kadar uyuyor? Uyumasın bir dört falan.
Şey ayrıntıları konuştum. Hiçbir şey konuşmadık. Şu an... kadar yaş mama. Okay. Yerse bir saat sonra tek yani 10 sonrası saat başlayacağız. Bırakacağız. Okay. O da neredeyse indir. Amaç bu aslında. Kademeli. Ben normalde de 4'e bölüp veriyorum bir yaş mamayı. Aşağı yukarı o kadar değil mi? Bir falandır herhalde. Bir tatlı çıktı. Okay. Yemeği olarak. Tamam. Yemeği bilir. Endişelenmeyin. Aldı serumun çıkışı için aslında. Onun dışında... Ya şey gider mi idrarına? Kendi gider gelir. Ha, gider. Tabii. Okay. Hani fazla idrara çıkacak ve o bilginiz olsun diye. Tamam. Uyandıktan sonra biraz uğraştı zaten. Yalandı vesaire. Sadece o 2-3 dakikalık takıntılı gibi yalamaya geçecek olursa dikkatini olabildiğince dağıtın. Bilginiz olsun. Tamam. Yara kontrolde görürüz onu. Şimdi anestezinin iyi en güç görebileceğiniz...